Ve bu sorunun yanıtını aslında hiç korkmadan da veriyorsun. Bir isimle başlıyorsun, Rockefeller ailesi. Sonra da kitap böyle başlıyor. 475 sayfalık kaynakça hariç. 475 sayfalık kitabın her yerinde Rockefeller ailesi bir şekilde var. Sistemin, yani dünyanın patronu olarak, tesadüf dünyanın mi? Sahibi olarak. Tesadüf. Değil. İşte beni şaşırtan bu oldu, anlatabiliyor muyum? Neydi Rockefeller? Biz ne biliyoruz Rockefeller dediğimiz zaman? İşte Merkez Bankası, Fed, Amerika'nın sahiplerinden biri, dünyanın en zenginlerinden biri, bankaları var, finans şirketleri var vesaire bilmem. Aa, bir bakıyorsun burada, buğdayın genetiğini kim değiştirmiş? Rockefeller. Pirincin genetiğini kim değiştirmiş? Rockefeller. Tavuğun genetiğini kim değiştirmiş? Rockefeller. GDO'lu gıdalarda kim var? Rockefeller. Peki dünyaya süpermarket zinciriyle bunu sokan kim? Rockefeller. E peki tesadüf mü Mustafa'cığım bunlar? Hayır. Bunlara tesadüf diyemeyiz. Burada bir şey, işte dediğim o benim. Ha, bir sır var dediğim bu. Şöyle bir şey diyebilirsin. Rockefeller diye bir işte dünya baronu var. Bla bla bla. Hayır, bu 400 küsür sayfa neler yaptığını anlatıyor. Bak burada var bu kapağın. Bak burasında ne diyor? Rockefeller var. Bunlar belge. Bu ne belgesi biliyor musun? Rockefeller ve çevresi önce nüfus planlamalarıyla bu dünya nüfusunu belli bir yere getirmek için 60'lı yıllarda çalışıyorlar. Çok büyük faaliyet yapıyorlar. Türkiye'de de yazıyorlar. İlgili dönemin cumhurbaşkanlarına, başbakanlarına nüfusumuz fazla, şu hale getirin, bu hale getirin vesaire. Bu sadece bize değil, Afganistan'ı yazıyor, Mısır'ı yazıyor. Onların bazı örnekleri de var. Bunları yazıyorlar. Fakat bunun önlemini alamıyorlar. Alamadıkları için bence büyük silah olarak gıdaya başvuruyorlar. Gıda ile biçiyorlar. Öyle güçlü ki ne din tanıyor, ne işte mezhep tanıyor. Herkesi güdümüne alıyor. Örneğin Müslüman ülkelerde ya domuz yasak, işte bilmem ne yasak derken sen diyorsun ki AKP millete domuz eti yediriyor. Kesinlikle öyle söylüyorum. Çünkü birçok yerde, şimdi bana diyor ki ilgili üretici, sen onun domuz yediğini nerede biliyorsun? Çocuk muyum ben? Çünkü Gaziantep'te yapılan bir operasyonda, bir de bir yerde, Niğde'de yapıldı galiba, bir yerde yapılan operasyonda aldığı o ilgili maddenin içinden araştırmasında, tetkiklerinde domuz çıktı kardeşim. Una ve hamura domuz kılı saçından yapılan E920 konuluyor. İthal hayvan yeminde domuz kemiği var, domuz kanı var. İthal yemlerin hepsinde domuz var. Başka türlü dışarıdan o yem olmaz. Olmaz kardeşim. Domuz ol. Bunun tetkikleri yapılıyor mu? Evet. Nerede yapılıyor? Yok. Öyle bir laboratuvarımız yok bizim. İthal salam ve sucuklardaki beyaz noktalar domuz yağıdır. Kek ve pastalarda ucuz olduğu için domuz iç yağı kullanılıyor. Et suyu tabletler, hazır köfte harçları, hamburger, hazır çorbalar, kuru yemiş. Kuru yemiş diyorsun ya. Kavuruyorlar çünkü değil ya mi? Yağla bunu kavuruyorlar. Bu kadar ya, söylememin nedeni. Evet. İktidarın ikiyüzlülüğünü göstermek. Evet. Türkiye'de sevgili izleyiciler, en büyük terör örgütü kim diye sorduğumuzda diyeceksiniz ki PKK. PKK kaç bin kişinin ölümüne neden oldu? 35 bin, 40 bin kişinin 20-25 bin. İki taraftan koy. O zaman fazla. PKK'nın 28 bin kaybı var. Ha, 50 bin diyelim. 50 bin toplam kişinin. 50 bin kişi. Oysa sen burada milyonlarca kişinin, milyonlarca kişinin katili olan bir terör örgütünden bahsediyorsun. Evet. Ve diyorsun ki bu terör örgütüyle mücadele edebilmemiz için çıkacağımız yolculuktaki ilk yapacağımız şey okumaktır. Öğrenmektir. Çünkü sahipsiziz. Evet. Devlet bize sahip çıkmıyor. İktidar bize sahip çıkmıyor. Açık ve net yazıyorum. Nasıl işbirliği yaptığı Amerikalılarla 1950'lerden günümüze kadar AKP'nin bu ülkeye nasıl zarar verdi burada var kardeşim. Bu zehirleme deyip ana başa dönüyorum. Onu ye bunu yeme. Onu ye bunu yeme değil de bu iktidar ne yapmış? Bu iktidar niye bunun önüne geçmiyor? Siyasette bunları konuşmamız gerekiyor. Evet. Bunları gündeme getirmemiz gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz sadece kültür işte AKP dayatıyor bize. Başörtüsü olsun mu olmasın mı? Oraya orada da taksın mı? Ya taksın kardeşim. Bu mesele değil. Sen onu nasıl besliyorsun?
Sen benim başörtülü bacımı ne yediriyorsun ha? Bunu niye kimse konuşmuyor? Biz... Onun çocuğuna ne yapıyorsun? Bunu niye kimse konuşmuyor? Sonra ne oluyor peki? Sonra çok trajik olaylar oluyor. Çok trajik hastalıklar oluyor. Ne oluyor? Bütün çocuklarımıza dayıyorsun antibiyotik düşün. Bağışıklık sistemini, vücudun bağışıklık sistemini yok ediyorlar. O zaman her türlü hastalığa davetiye çıkarıyorsun. Senin vücudun direnemiyor. Çocuğun vücudu direnemez hale geliyor. Güçlü o vücut, insan vücudu çok güçlüdür. Onu o kadar yıkıcı hale getiriyorlar ki hiçbir hastalığın altından kolay kolay kurtulamıyorsun. Önce Bülent Çelik'in her zaman olduğu gibi burada da Bülent bizimle sevgili Soner. Evet. Kral Çıplak karikatürleri çiziyor. İlk karikatürü işte tahtaya birisi yazıyor. Bir, beni kandıranlar. İki, beni kandıracak olanlar. Beni kandıranlar FETÖ, Barzani, Suudi Kralı, PKK, Öcalan, Zarrab, Obama, Trump, AB, Avrupa Birliği, Merkel, Esad, Esed, İsrail, DAEŞ, Papa, Putin, İsrail, Joba... Kandırmayan kalmamış. Bülent, iyi liste yapmışsın. İki, beni kandıracaklar. Bahçeli, Berat, iki tane soru işareti var. Putin, Met abi ama ne abi onu tam anlayamadım. İkinci listenin sonuna Ösay'ı da ekleyelim diyor. Çok güzel. Müthiş güzel. Müthiş güzel. Yani. Türkiye adına ise ne kadar üzücü bir tablo değil mi? Yani Bülent çok iyi yakalamışsın kardeşim. Atatürk'ü kandıran çıktı mı bir tane Mustafa Mutlu? Ya. Var mı? Hayır. Ya. Atatürk hiç kandırıldım dedi mi? Ya. Bütün dünyaya Birleşmiş Milletleri kuruyorlar. Efendim diyorlar Birleşmiş Milletleri kuruyorlar. Ne diyorsunuz işte gidelim mi katılalım mı? Davet etsinler diyor. Biz niye kendimiz gidelim ki? Ve davet ettiriyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti böyle büyük bir devletti. Evet. Bu hafta yine gazeteler bolca biliyorsun Mavi Ay, süper kanlı Mavi Ay fotoğrafı yayınladılar. Televizyonlarda bu görüntüleri verdiler. Bülent buna oldukça alınmış. Bakın nasıl bir karikatür çizmiş. Biraz önünüze bakın, önünüze diyor. Sonra da bana gönderdiği notta demiş ki Afrin'den sonra işte o tüneller %26,5 zam, köprü geçişleri işte köprülerin yapımı için tünelden alınan paraların bilmem vatandaşa tahvil edilmesi, dibe vuran ekonomi, yurt dışına kaçan, kapanan şirketler, bunlar diyor hiçbiri gazetelerde artık yok. Ve biz de gazetelerin yönlendirmesiyle işte böyle süper kanlı Mavi Ay'a bakıyoruz ama hayatımızdaki gerçek süper kanları görmüyoruz galiba. İnsanoğlunun biraz doğasında vardır. Gösterilene bakar. Yani kendi o gerçeğinden kaçmak ister. Ne yapsın? Yani o kadar bir baskı altında gerçekte yaşıyor çok, ki. Artık gerçekten çok can sıkıcı. Ne zaman can sıkıcı olmadı ki aslında bu ülkede? Gerçek biraz can sıkıcı ama şimdi şu yaşadığımız iktisadi olarak halk çok zorda ya. Bu çok fazla dile getirilmiyor aslında. Ya o halka bir umut vermemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkıp şunu söylemesi gerekiyor. Kardeşim ben iktidara geldiğim zaman 0 yaşından 18 yaşına kadar bütün gençlerin yeme, içme, okul, bütün ihtiyaçlarını devlet olarak karşılayacağım gibi, anlatabiliyor muyum? Bu topluma moral verecek. Ben kooperatifleşmeye getireceğim. Şu bölgelerde bunları yapacağım. Böyle şöyle yapacağım. Bunları somut olarak söylemesi gerekiyor. Evet. Evet. Bu oldukça uzun ve güzel bir akşam, bir Kral Çıplak akşamı bekliyor sizi. Çünkü Soner'le gerçekten benim belki de hayatımda bu kadar tutkuyla okuduğum ilk kitap. Bu kitap üzerine konuşacağız. Neden bu kadar tutkuyla okudum? Çünkü bırakamadım işin açıkçası. bıraktığım zaman sanki kitaba ihanet edecekmiş gibi hissettim kendimi. Bilmediğim o kadar çok şey öğrendim ki başlı başına bir üniversite gibi neredeyse bu kitap. Teşekkür belki ederim. Bir iddialı ama gerçekten bu kitabı çok uzun konuşacağız. Elbette sürmekte olan operasyonu konuşacağız. CHP'nin yarın bir büyük kurultayı var, onu konuşacağız. Ama tüm bunlardan önce
konuğumuzu, çok iyi tanıdığımız konuğumuzu yine de yine adettendir diyerek size bir kez daha tanıtmak istiyoruz. İşte Soner Yalçın kimdir? Hüseyin Soner Yalçın 1 Ocak 1966 tarihinde Çorum'da doğdu. Annesinin adı Cemile Yalçın ve babasının adı Mehmet Ali Yalçın'dır. Üniversite eğitimini Hacettepe Sağlık İdaresi Yüksekokulu'nda tamamladı. Daha sonra idari bilimler konusunda yüksek tahsile karar verdi. 1987 yılında 2000'e doğru adlı dergide çalışmaya başladı. Uzun süre Ankara bürosunda muhabirlik yaptı. 1996 yılında Show TV Ankara bürosunda çalışmaya başlayarak televizyona geçmiş oldu. 1996 yılında Star TV'ye geçerek haber müdürü oldu. CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'le birlikte 5N1K adlı programı hazırladı. CNN Türk'te yayınlanan Oradaydım adlı politik belgeseli hazırladı. 4 Şubat 2007 tarihinden Mart 2012 tarihine kadar Hürriyet gazetesinde Pazar Günleri Not Defteri adlı köşe yazılarını yazdı. Binbaşı Ersever'in itirafları, Hangi Erbakan, Behçet Can Türk, Doğan Yurdakul'la Reis ve Bay Pipo, Teşkilatın iki silahşörü ve Mehmet Ali Birant'la birlikte kaleme aldığı De Özal Türk siyasetine damga vurdu. Oda TV davası kapsamında 14 Şubat 2011 tarihinde tutuklanan Yalçın yaklaşık 22 ay sonra 27 Aralık 2012'de tahliye oldu. Halen Sözcü Gazetesi ve Oda TV internet sitelerinde yazılarına devam etmektedir. Soner Yalçın'ın Aren Soner Yalçın adında bir çocuğu vardır. Nasıl delikanlı? Sağ ol. Çok harika. İyi mi? Çok iyi arkadaşım. Evet, cuma akşamları genellikle onun da ama bu akşam ondan çaldık. Evet, ondan yine bir cumayı çaldık. Bu da hep sana denk geliyor. Seni kıramıyoruz baba oğul. Çünkü benden başka da çıkmıyor. Sağ olsun onun dostluğunu, hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Gerçekten en azından şu son kitapla ilgili sanıyorum birçok yerden davet aldı. İki televizyon kanalı. Evet. Çok yerden değil. Sadece iki televizyon kanalı. Ama ulusal ölçekte yayın yapan evet, iki evet, kanalda. Evet, fakat iki gördüğünüz gibi o da. Cem TV'de kral çıplak demeyi ve bizimle olmayı tercih etti. Pek gözükmeyi istemiyorum. Yani şeyden önce de öyleydi. Oda TV davasından önce de öyleydi. Ben isterim ki hep yazılarım konuşursun. Genel yazar tavrı vardır değil mi? Eskilerin... işte bilinmek, yüz olarak tanınmak iyi bir şey değil. İnsanın yazar kimliği ortaya çıksın isterim. Çünkü başka kimlikleri de var herkesin. Evet. Ama ben hep yazar kimliğimle kamuoyu tarafından bilinmek istedim. Fakat bu Oda TV davası bütün özel hayatımızı, her şeyi darmaduman etti. Tabii. Ve o suskun dönemlerde mecburen Anadolu'yu dolaştık. Çünkü beraber de gittik. Çünkü o dönem kimse gittik, evet. Konuşmuyordu, korkuyordu. Zorlu bir dönemdi. FETÖ herkese her türlü hıyaneti yapıyordu. Ondan sonra biraz daha normale dönüldüğü zaman, tabii bu normal tırnak içinde bir normal. Şimdi biraz daha yine çekilip bu araştırma kitaplarıyla, köşe yazılarıyla kamuoyunun karşısına çıkmak beni daha mutlu ediyor. Ya ben öğrenmeyi seviyorum. Öğrendiklerimi de halka anlatmayı seviyorum. Ve buna devam etmek istiyorum. Bu benim yaşam biçimim. Son derece etkili bir dille anlatıyorsun. Özellikle bu kitapta, yani ben sen de biliyorsun, senin kitaplarını neredeyse hepsini okudum ama evet. Özellikle bu kitapta işte sen nasıl söylüyorsun yazarken dehşete kapıldım evet. diye. Ben şimdi sen dehşete kapıldım cümlesini okuduğum için ben dehşete kapılmadım. Seni dehşete kaptıran şey ne? Onu çok merak ettim ve o yüzden işte dedim elimden bırakamadım diye. Evet. Ve sadece gıda değil mesele. Aslında gıda üzerinden insanlığın, koskoca bir beşeriyetin nasıl teslim alındığının öyküsü bu kitap. Nereden çıktı? İlk önce öyle başlayalım. Nereden çıktı böyle bir kitap? Şimdi tabii ki kendi özel hayatımdan çıktı. Hı hı. Yemeye içmeye dikkat etmek gerektiğiyle başladı. Sonra birden Türkiye'de ve paralelinde dünyada gıda konusu şöyle ele alınmaya başladı. İşte efendim çeşitli uzmanlar şunu hı hı. yiyin, bunu yiyin, şunu tüketin, bunu içmeyin gibi
gerek gazetelerde gerek kitaplarıyla bunu yazmaya başladılar. İnsanlar bunu ilgilenmeye başladı. Birden şöyle bir şey düşündüm ben. Ya peki kardeşim, onu yiyelim, bunu yemeyelim, onu içelim, bunu içmeyelim. Bu güzel, çok da doğru, halk adına yararlı da. Peki bu düzeni kim kurdu? Ve eğer bunlar çok daha tehlikeli olanlar var, zararlıysa devlet niye buraya, iktidar niye buraya müdahale etmiyor? Niye bunların önlemlerini almıyor? Bu soruyla çalışmaya başladım ve ilk başladığımda şöyle kafamda bir şey vardı. Ya kapitalizm kar amaçlı ya bu işleri yapıyor diye. Fakat sonra çalışmaya başladım ve beni korkutan mesele bu sorudan sonraki ortaya çıkardığım gerçeklerle oldu. Ya bir dakika dedim ya. Ya bunun altını kazıdıkça bu işi yapanlar, bu gıdanın en yukarısındaki küresel baronlar, bunlar hep aynı. Peki dedim ya, bunlar zaten dünyayı yönetiyorlar. Bunların para diye öyle bir şey yok. Parayı kendileri basıyorlar. İstedikleri gibi basabilir, anlatabiliyor muyum? Yani Merk diyelim ki Amerikan Merkez Bankası'nın sahibi bunlar aynı zamanda. Bu gıda işini yapanlar. Peki kardeşim, bu demek ki dedim sadece para işi değil. Para işi değilse niye insanlığı uçuruma doğru sürüklüyorlar? Sadece Türkiye açısına değil, ayrıntılı olarak Türkiye'yi verdim. Dünyada da böyle. Niye uçuruma doğru sürüklüyor? Burada bir sır var. Bu sır ne? İşte o soru ve o sorudan sonraki yaptığım çalışmalar, orada ürkmeye başladım. Korkmaya başladım. Bulabildin mi o sorunu? Ben biliyorum tabii, bulup bulamadığını da. Evet, yani. Evet, tabii ki buldum. Tabii ki buldum. Çünkü ben bir doktor değilim. Ben bir gıda uzmanı değilim. Ben kimseye şunu yiyin, bunu yemeyin diyebilecek durumda bir insan değilim. Ben gazeteciyim. Ben ne yaptım? Ben şunu yaptım. O gıdalara, yiyin veya yemeyin dediğin gıdalara neler yapıyorlar? Hangi süreçlerden geçmiş bu? Neler yaptıkları? Ve neden yapıyorlar? Diyelim ki buğdaya, pirince, tavuğa ne yapmış bunlar? Onu anlatıyorsun. O tavuk tavuk olmaktan nasıl çıkarılmış? Süt süt olmaktan nasıl çıkarılmış? Kırmızı et kırmızı et olmaktan nasıl çıkarılmışı anlatmaya başlıyorsun. Anlatmaya başladıktan sonra diyorsun ki bir sebep var ya, bunu yapanın bir sebebi var. Bu sebebi de kitabın herhalde son üçte birlik bölümünde ayrıntılı bir şekilde kimlerin ne amaçla neler yaptığı, hangi ürün üzerinden, hangi ürünleri kuşkusuz. Evet. Çünkü ayaklarının yere basması gerekiyor. Bir tez ortaya attığınız zaman, bir iddia ortaya attığınız zaman, bir teori oluşturmaya çalıştığınız zaman bunu olgularla desteklemeniz gerekiyor. Evet. Bu kitabın en şaşırtıcı yanı, insanlar bu olguların farkında değil. Bu derece olduğunun farkında değil. Ve bu sadece Türkiye'de değil. Dünyada böyle bir şeyin olduğunun farkında değil. Ve diyorsun ki kardeşim, seni öldürüyorlar. Ve insanları silkelemek istiyorsun. Sizi öldürüyorlar. Bu bir terör diyorsun. Tabii ki bir biyolojik terör bu. Nükleer terör dediği bu bence. Gıdalar. Ha bu sadece seni öldürmüyor kronik hastalıklarla. Etrafınıza bakın. Ne kadar çok kısırlık hastalığı var. Ne kadar doktora gidiyor insan. Spermleriniz yetersiz diyor. Nereden kaynaklanıyor bunlar? Hiç bilmediğiniz, duymadığınız neydi eskiden? Grip hastalığı vardı, anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bildiğiniz babaannelerinizin, annelerinizin belli hastalık. Ve şimdi ya küçücük çocuklarımız kanser, küçücük çocuklarımız. Bunun sebepleri konusunda kimse kafa yormuyor mu? Bu nereden oldu bu kadar? Arka arkaya vakıfları görüyorsunuz değil mi? O vakıf, bu vakıf, şu vakıf çocukları kurtarmaya çalışıyor. Peki sebebi ne? İşte bu kitap onun sebebini anlatıyor. Evet. Bir soykırım var Mustafa'cığım. Türkiye'de ve dünyada bir soykırım var. Bu nüfus fazla geliyor çünkü bu dünyayı yönetenlere. Ve özellikle yoksullar üzerinde bir soykırım var diyorsun. Temel sebep şu. Dünyanın neresine gidersen git, artık dışarıda yediğin fast food benzeri yiyecekler çok ucuz. Evde yapsan o çok daha pahalı. Peki nasıl ucuz ya? Nasıl ucuz olabilir? Çünkü o köfte değil. O yediğin sadece köfte görünümünde başka bir şey. Sosis değil. Değil. Kesinlikle değil. Hatta tavuk değil. Yani. Tavuk artık tavukluktan çıkmış. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani
Bu olayın bir yönü, yediğin gıdaların. İkinci yönü, seni işte hastalandırarak, ölüme sürükleyerek, kısırlaştırarak, anlatabiliyor muyum? Bir insan neslini yok ediyorlar. Bu yok ettikleri insan nesli yoksullar. Evet. Bana diyorlar ki neyle besleniyorsun? Kardeşim zengin beslenir. Anlatabiliyor muyum? Biz bir farkındalık yaratmamız lazım. Biz herkesi sallayıp uyarmamız lazım. Yediğine içtiğine dikkat et. Bu sadece onunla ilgili değil ki. Kalkıp sonra çocuğuna da geçiyor. Kitabın en başında dünyayı ABD'nin yönettiğini düşünürsünüz diyorsun. Sonra diyorsun ki peki ABD'yi kim yönetiyor? Ve bu sorunun yanıtını aslında hiç korkmadan da veriyorsun. Bir isimle başlıyorsun, Rockefeller ailesi. Sonra da kitap böyle başlıyor. 475 sayfalık kaynakça hariç. 475 sayfalık kitabın her yerinde Rockefeller ailesi bir şekilde var. Sistemin, yani dünyanın patronu olarak, tesadüf dünyanın sahibi olarak. Tesadüf. Değil. İşte beni şaşırtan bu oldu, anlatabiliyor muyum? Neydi Rockefeller? Biz ne biliyoruz Rockefeller dediğimiz zaman? İşte Merkez Bankası, Fed, Amerika'nın sahiplerinden biri, dünyanın en zenginlerinden biri, bankaları var, finans şirketleri var vesaire bilmem. Aa, bir bakıyorsun burada, buğdayın genetiğini kim değiştirmiş? Rockefeller. Pirincin genetiğini kim değiştirmiş? Rockefeller. Tavuğun genetiğini kim değiştirmiş? Rockefeller. GDO'lu gıdalarda kim var? Rockefeller. Peki dünyaya süpermarket zinciriyle bunu sokan kim? Rockefeller. E peki tesadüf mü Mustafa'cığım bunlar? Hayır. Bunlara tesadüf diyemeyiz. Burada bir şey, işte dediğim o benim. Ha, bir sır var dediğim bu. Şöyle bir şey diyebilirsin. Rockefeller diye bir işte dünya baronu var. Bla bla bla. Hayır, bu 400 küsür sayfa neler yaptığını anlatıyor. Bak burada var bu kapağın. Bak burasında ne diyor? Rockefeller var. Bunlar belge. Bu ne belgesi biliyor musun? Rockefeller ve çevresi önce nüfus planlamalarıyla bu dünya nüfusunu belli bir yere getirmek için 60'lı yıllarda çalışıyorlar. Çok büyük faaliyette yapıyorlar. Türkiye'de de yazıyorlar. İlgili dönemin cumhurbaşkanlarına, başbakanlarına nüfusumuz fazla, şu hale getirin, bu hale getirin vesaire. Sadece bize değil, Afganistan'ı yazıyor, Mısır'ı yazıyor. Onların bazı örnekleri de var. Bunları yazıyorlar. Fakat bunun önlemini alamıyorlar. Alamadıkları için bence büyük silah olarak gıdaya başvuruyorlar. Gıda ile biçiyorlar. Rockefeller'ın dünyaya pompaladığı en büyük yalanlardan bir tanesi yeşil devrim. Tabii. Ve sen bunu çok iyi anlatıyorsun. Diyorsun evet, ki üretim evet, artışıyla evet, evet, açlık evet. yok edilecek dendi. Dünyada açların sayısı her geçen gün artıyor. İşte o GDO ile oynandı, bir sürü... Buğdayın genetiğiyle orada ilk başladığı yeşil devrim dediği, yeşil devrim dediği diyor ki Rockefeller ve onun işte akıl hocaları, o vakıfta, o enstitüde çalışmış Kissinger gibi kişiler insanları diyor ve ülkeleri gıdadan yakalayalım. Gıdadan yakaladığımız zaman, tarımdan yakaladığımız zaman istediğimiz her şeyi yaptırırız. Bunu dedikten sonra Türkiye'de ne oluyor biliyor musun işte? O devrimci diyorlar ya, Turgut Özal'a. O Turgut Özal ve arkasından gelenler ve en son Recep Tayyip Erdoğan, tarımda nelerin yaptığını gözünüz yaşararak okuyorsun. Neden gözünüz yaşararak okuyorsun? Çünkü bu kitabı onu da koydum. Atatürk kolay Atatürk olmuyor. Açıyorsun, bakıyorsun. O ise bu halkını seven bir lider olarak neler yapıyor? Neler yapıyor, neler? O tarımı, o köhnemiş Osmanlı döneminden aldığı karasabanlı tarımı, köylülere toprak dağıtıyor, traktör veriyor, pulluk veriyor, yakıtlarının, mazotlarının paralarını veriyor, krediler ve elinden geldiği kadar şunu yapıyor. Biz bir tarım ülkesi olarak bu silahımızı kullanmamız gerektiğini düşünüyor. Kooperatifleşme yapıyor. Şimdi kooperatifleşmeye ne yaptılar? Ecevit'te de vardı kooperatifleşme. Her zaman alay konusu yaptılar. Merkez medya ve belli siyasi partiler. Bugün Hollanda dünyada tarım devi ise, bak küçücük Hollanda kooperatifleşmeyle. İsrail dünyaya tohum satıyorsa bu kooperatifleşmeyle o. Biz ne yaptık? Bütün hepsini yok ettiler. Hepsini yok ettiler. Ne oldu sonuçta? Türkiye ne hale geldi? İki tane turist gelsin diye bayram ediyoruz değil mi?
20 milyar dolara yakın. Bak dışarıdan tarım alıyoruz. 20 milyar dolar ne demek? Bu kadar zengin bir toprağı olan, bu kadar büyük toprağı olan bir Türkiye niye 20 milyar dolarını buğdayından samanına kadar dışarıdan alır ve aldığı gıda da zehir kardeşim. Bak söylüyorum. Onu söylüyorsun. Diyorsun ki ekmekteki uyuşturucu mesela. Yani ekmekte bir çeşit uyuşturucu kullanıldığını. Nelerde ne kullandıklarını evet. Şaşkınlık içinde. Kırmızı ette ne kullandığını şaşırıyorsun. Ya şunu alalım tamam mı? Şunu alalım. Bu ne? Bu çocuklarına yediğin senin diyelim X bir yiyecek diyelim tamam mı? Bunu gerçek anlamda yaptığın zaman, bunun malzemelerine yaptığın zaman, bunun navlun ulaştırma giderleri, dükkan kiraları vesaire bitti baktığın zaman bunun 9 lira olması lazım Mustafa'cığım. Bak 9 lira. Kaça satıyorlar biliyor musun? 3 liraya 1 liraya satıyorlar. Peki nasıl oluyor? Demek ki bunun içine koyduğu gerçek malzeme değil. Daha ucuz, daha sentetik, daha endüstriyel bir yiyecek yediriyor. Şeker. Ve onun içine de bolca şekeri koyarak ne yapıyor? Beyni ona alıştırıyor. O çocuğu, o içeceğe ona alıştırıyor. Anneler, babalar almak ve vermek zorunda kalıyor. Çünkü o çocuğun beyni de o şekeri istiyor. Sonra ne oluyor peki? Sonra çok trajik olaylar oluyor. Çok trajik hastalıklar oluyor. Ne oluyor? Bütün çocuklarımıza dayıyorsun antibiyotik. Çünkü bağışıklık sistemini, vücudun bağışıklık sistemini yok ediyorlar. O zaman her türlü hastalığa davetiye çıkarıyorsun. Senin vücudun direnemiyor. Çocuğun vücudu direnemez hale geliyor. Güçlü o vücut, insan vücudu çok güçlüdür. Onu o kadar yıkıcı hale getiriyorlar ki hiçbir hastalığın altından kolay kolay kurtulamıyorsun. Günlerce sürüyor. Bütün maddeleri tek tek neredeyse bütün ürünleri inceliyorsun. Etinden işte sütüne kadar, yoğurduna kadar her şeyi inceliyorsun ama özellikle iki şeye takılmış vaziyettesin. Evet. Kitap okuduktan sonra çıkardın. Evet. Bir şeker, evet. İki gluten. Evet. Evet. Bu ikisinin üzerinden insanları kısırlaştırma operasyonu. Kuşkusuz, evet. Hiç tartışılmaz. Bu nedir bu kısırlaştırma? Çünkü biraz önce söylediğim gibi yani nüfusun çoğalmasını istemiyorlar. Ya bir, bunun için aşılar da var. Üreme. Nüfusu diyor. Derken dünya nüfusunu mu kastediyorsun? Dünya nüfusu tabii ki canım. Onun içinde Türkiye'de var. Sadece zenginlerin mi hayat hakkı olsun istiyorlar? Bu dünyayı bu nüfus artışıyla götüremezsin. Anlatabiliyor muyum? Yani bu nüfusun durması ve geriye doğru gitmesi gerekiyor. Düşünceleri Türkiye'ye, dünyaya 1-2 milyar insan yeterlidir. Şimdi bak, ilgili başka bir şey çekeceğim. Son dönemlerde niye sık sık robot haberleri var? Her tarafta robot var. Robot işte Çin'de garsonluk yapmaya başladı. Robot İngiltere'de otomobili kullanıyor. Robot işte bilmem ne fabrikalarında var. Robot sendika istiyor mu? İstemiyor. Robot zam istiyor mu? İstemiyor. O zaman insanın işini de yapıyor mu? Yapıyor. İnsanın nerede ihtiyaçları var? Ya insana ihtiyaç. Ya niye insana ihtiyaç? O zaman niye üresin diyorsun? Niye üresin? Niye yük olarak alsın? Ürememesi için de pompaladıkları bu gıdayla insanların üretkenliğini kısırlaştırıyor. Hem kısırlaştırıyor. Tuz da önemli bir madde olarak kullanılıyor. Aynı tuz da kısırlık sebeplerinden biri. İşte ayrıntılarını yazıyoruz. Şimdi evet. Şöyle bir gözükmek istemiyorum burada. Yani gazeteci gıdalar üzerine araştırma yapmış. Başta da söylediğim gibi bir hekim olarak konuşmak istemiyorum. Kitabın neler içerdiğini özellikle ürün bazında birkaç ürün örneğinde şey yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten yani şimdi ben bu kitabı okuduktan sonra ya dedim ilk aklıma gelen soru acaba Soner tamamen yemeden içmeden kesildi mi? Neyse gördüm gayet iyi görünüyorsun. Yani çünkü insan bu kadar bilgiye sahip olduktan sonra kusura bakma ne tuz yiyebilir ne şekerli ağzını. Yememek lazım. Yani, evet. Yememek lazım. Şeyde. Ya baksana yani o sentetik kimyasal şekeri yapıyor. Sendeki yıllık o glikoz şekeri 320 bin ton. Yani mesela İtalya'da 50, Almanya'da 50, işte Fransa'da 50 falan bunlar. Şimdi sende daha fazla var. Çünkü orada daha sivil toplum güçlü. Orada daha bir farkındalıklar var. Anlatabiliyor muyum? Bu halkın bu konuyu bilmesi gerekiyor. Halkın bunu bildikten sonra örgütlenmesi gerekiyor.
Sağ olsun mesela Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu bu kitabı okuduktan sonra hemen demiş ki bütün CHP milletvekilleri bu kitabı okuyacak kardeşim. Bizim siyasetimiz, geleceğiz oraya da herhalde. Evet. Siyaset meselemiz sadece demeç üzerinde. Sadece Erdoğan'a bir laf yetiştirmekle. Ya kardeşim bırakalım biz bunu. Türkiye elden gidiyor. Türkiye'yi mahvetmişler son 30-40 yıldır. Bu örnekleriyle anlatıyor. Şimdi öyle de bir tablo çiziyorsun ki bu dünya baronları, patronları, dünya yöneten güç öyle güçlü ki ne din tanıyor, ne işte mezhep tanıyor, herkesi güdümüne alıyor. Örneğin Müslüman ülkelerde ya domuz yasak işte bilmem ne yasak derken sen diyorsun ki AKP millete domuz eti yediriyor. Kesinlikle öyle söylüyorum. Çünkü birçok yerde şimdi bana diyor ki ilgili üretici sen onun domuz yediğini nerede biliyorsun? Çocuk muyum ben? Çünkü Gaziantep'te yapılan bir operasyonda bir de bir yerde Niğde'de yapıldı galiba bir yerde yapı operasyonda aldığı o ilgili maddenin içinden araştırmasında, tetkiklerinde domuz çıktı kardeşim. Una ve hamura domuz kılı saçından yapılan E920 konuluyor. İthal hayvan yeminde domuz kemiği var, domuz kanı var. İthal yemlerin hepsinde domuz var. Başka türlü dışarıdan o yem olmaz. Olmaz kardeşim. Domuz ol. Bunun tetkikleri yapılıyor mu? Evet. Nerede yapılıyor? Yok. Öyle bir laboratuvarımız yok bizim. İthal salam ve sucuklardaki beyaz noktalar domuz yağıdır. Kek ve pastalarda ucuz olduğu için domuz iç yağı kullanılıyor. Et suyu tabletler, hazır köfte harçları, hamburger, hazır çorbalar, kuru yemiş. Kuru yemiş diyorsun ya. Kavuruyorlar çünkü değil ya mi? Yağla bu, kavuruyorlar. Bu kadar ya. Söylememin nedeni evet. İktidarın ikiyüzlülüğünü göstermek. Anladın? Yani evet. İktidar il başkanı şakayla bir tweet attı diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Koskoca Cumhurbaşkanı bunun üzerine polemik yaptı. Ya bırak sen onu. Kişinin kendi özel hayatıdır. Bizi ilgilendirmez ne yediği. Sen halkına ne yediriyorsun? Halkına. Sen halkını uyarıyor musun bu konularda? Sen bunun niye önüne geçmiyorsun? Evet. Sonra evet konuşmaya devam edeceğiz. Örneğin Bill Gates pirincini soracağım sana. Bill Gates bildiğimiz kadarıyla işte bu bilişim sektöründe, bilgisayar sektöründe bir numara ama pirinçle ne alakası ne var? Alaka, değil mi? Onu soracağım sana ama kısa bir reklam arasından sonra. Kral Çıplak devam ediyor. Konuğumuz Soner Yalçın. Soner'le son kitabı Saklı Seçilmişleri ve Gıda Terörünü konuşuyoruz. O dünyadaki baronların bu işe merak duymalarının sebebini anlattığı ve bir isimle bitirdik. Bill Gates ve pirinç. Evet. Nasıl bir araya geldi bu ikisi? İşte bu nasıl bir tehlike içinde olduğumuzu gösteriyor. Dünyayı yönetenlerin gıdayla nasıl içli dışlı olduğunu gösteriyor. Dünyanın en zengin adamları aynı zamanda bu operasyonları için, gıda işleri için Bill Gates'e yani Warren Buffett'e 24 milyar dolar bağışta bulunuyor. Sadece bu işleri yapsın, devam etsin diye. Şimdi pirincin genetiğini değiştiriyorlar, bambaşka bir şey çıkarıyorlar. Bunu çok çeşitli yalanlarla yaptılar. İşte uzak doğuda çocuklar hastalanıyor, biz bir altın pirinç yapacağız, çocuklar iyi olacak falan. Bunların hepsinin yalan olduğu tıbbi olarak belli. Oradan bir başka bir şey var bunu yaparken. Yani bunu pirinç olarak değiştiriyor. Bu pirinç değil artık, anlatabiliyor muyum? Daha pirinci denetleyip değiştirdim. İki şey oluyor orada. Bir, Türkiye gibi ülkelerde pirinç üretimini azaltıyorlar. IMF, Dünya Bankası baskıları vesaire bilmem. Türkiye gibi ülkelerde pirinç tüketimi azalırken ne oluyor biliyor musun? 1980'de yıllık kişi başı 3 kilo pirinç tüketirken günümüzde yıllık kişi başı 10 kilo tüketiyorsun. Yani niye bu pirince doğru tüketim, beslenme alışkanlıklarımız oraya doğru yöneldi? Niye bulgur bulgur yerdik bizim halkımız? Bulgurdu, severdi. Aynı şey bak, tavukçuluk pirinçte de var. Çocukluğunu hatırla, biz
Yani biz bile çocukluğumuzu hatırla. Ya bir misafir falan geldiği zaman bahçende tavuk falan varsa o zaman kesilirdi. Şimdi ne oldu? Türk halkı piliç yemeye, tavuk yemeye başlıyor. Niye? Bir. Ucuz beslenme. Ucuz. Bak sadece 1990 yılında kişi başı, 90'lı kişi başı yıllık tüketen 2.8 kilo piliç tüketiyoruz, tavuk tüketiyoruz. Şimdi 25 kilo tüketiyoruz. Vay vay. Bir bak. Bu tavuğun genetiğiyle oynayan da Nasir Rockefeller. Şimdi bunu yapıyorlar pirincine, tavuğuna vesaire bilmem ne yapıyor. Aynı zamanda senin beslenme biçimini de değiştiriyor. Bak bu bile anlatabiliyor muyum? Biz niye bu kadar çok pirinç yiyoruz? Çok haklı olarak ne diyorlar? Televizyona söz hakkı verildiği zaman aman pirinçten uzak durun. Aman beyazdan uzak durun. E ne oluyor peki? Bunun tüketimi hepsini tek tek baktığın zaman kitaptan görüyorsun. İnanılmaz şekilde yukarı doğru çıkıyor. Şimdi bu tehlikeye ilk uyanan sendeyiz. Yani ilk ya ne olmuş diyen, ilk feryadı basan sendeyiz. Hatta öyle ki onlarca yıl öncesine kadar gidiyor namuslu aydınların isyanı, gıdada evet, oynanan evet, oyunları. Evet. Bu bölümü kapatacağız. Gündemdeki diğer meselelere geçeceğiz ama. Benim kitapta en çok etkilendiğim, hatta belki de böyle keşke bu adamın hayatı yazılsa da, film mi çekilse de, ya şunu bütün Türk halkı tanısa dediğim bir karakter var. Tarhan Osman. Bize Tarhan Osman'ı biraz anlatsana. Ya, şimdi bunlar Atatürk kuşağı. Bunlar ülkelerine bağlı idealist, bürokratlar, bilim insanları. Bunu ilk görüyor çünkü. Özellikle Demokrat Parti döneminde topraklarımızın sınırsız bir şekilde açılması, Amerika'ya Marshall yardımlarıyla inanılmaz bu zehirlemeler, gübreler, kimyasal ilaçlarla toprakların işin içinden çıkılmaz bir hale gelmesini ilk gören insanlar bunlar. Ve bunlar her şeye rağmen direniyorlar. Sendikaları anlatıyorlar, öğretmenler töse gidiyorlar. Tarhan Osman tek başına Tarhan Osman'ı oradan koydum ama yani bir kıraç diye de başka bir bürokrat var. Anlatabiliyor muyum? Başka da insanlar var ama bir avuç. Ne yapmışlar peki bunlar sonuçta? Bunları CIA'yı öldürmek istemiş. Anlatabiliyor muyum? İşinden etmişler. Darbelerde bunlar cezaevine atılmışlar. Bunu onun için diyorum hani yazarken korktum dedi. Bu gıda işiyle ilgilenen herkesin başına her kötü şey gelebilir. Yani seni toplumda itibarsızlaştırmak için her yola başvururlar. İşten attırırlar, onu yaptırırlar, bunu yaptırırlar. Bu konu çok tehlikeli bir konu. Sen bütün kitaplarında sorunu ortaya koyduktan sonra bir de çözüm önerisi de koyarsın. Doğrudur, yanlıştır. Kimine evet. göre doğrudur, kimine evet. göre yanlıştır. Burada da aslında yapmışım. Bu kitapta evet. da yapmışım. Evet. Atatürk'ün yaptıkları bilinmeden bozgunun boyutu anlaşılamaz. Kesinlikle. Diyorsun. Kesinlikle. Atatürk'ün bundan işte 90 küsur sene önce gördükleri ve işte toprak reformuyla ya da çıkardığı bir takım kanunlarla hatta milletin efendisi hatta diyor. Kurduğu yani Atatürk orman çiftliği değil mi? Bir felsefe var orada. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o üretimi, o tarımsal üretimi yukarı çekmek isteyen Atatürk aynı zamanda niye çiftçi kardeşim? Niye Atatürk orman çiftliği vesaire Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Akdeniz'de falan o çiftliklerde örnek her şeyi öğrenmek isteyen bir bilim insanı gibi onun üretimiyle, o buğdayla, anlatabiliyor muyum, ağaçla, meyveyle, her şeyle ilgilenen bir bilim adamı gibi bu işlere kafayı yoruyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve sonra ne oluyor? Amerika bir geliyor, her şeyi bozuyor. Her şeyi darmadağın ediyor. Niye yapıyor bütün bunları? Ve biz burada şimdi bütün bunları görüyoruz, konuşuyoruz. Yani bin kez daha konuşabiliriz. A maddesi, B maddesi çocuğumuza ve bize ne kadar zararlı diye. Niye küçücük kızlarımız bu yaşlardır hemen regil oluyor? Niye çocuklarımızın hemen kıllanıyor, bıyıkları çıkıyor? Yediğin hormonlardan kaynaklanıyor. Anlatabiliyor muyum? Peki bunları biliyoruz. Ne yapacağız? Bir şey yapmamız gerekiyor. Bir şey yapacağımız bir yol var değil mi? O yol işte Mustafa Kemal'in yolu diyorum ben. Mustafa Kemal'in yolu. O yola gireceğiz. Tekrar topraklarımızı temizlemeye çalışacağız. Bak en temiz, bak Avrupa'da
en temiz toprak bizim Suriye sınırımızdaki Kıbrıs büyüklüğündeki toprağımız. İsraillerin göz diktiği toprak. Bak nasıl biliyorsun? Niye İsrail oraya göz dikiyor? Çünkü biz niye peki bunu yapamıyoruz? Hiç kimyasal yok o toprakta. Hiç yok. Biz niye yapmıyoruz? Evet. Bana onu söyler misin? Biz niye yapmıyoruz? Biz Atatürk. Biz babalar gibi satıyoruz sadece. Atatürk çayı getirmek için neler yapıyor Karadeniz'e? Neler yapıyor Rize'ye? Ne yapıyor Rize'nin belediye başkanı? Atatürk'ün heykelini kaldırıyor. Bir de çay... Çok ağır laflar söyleyebiliriz. Kendimizi tutuyoruz. Tabii çaylar sökülüyor falan. Yerine işte sen anlatmışsın Nescafe, pardon. Evet. Ürün olduğu için onu söylemiyorum. Çay içtiğinde kahve dayatıyor. Evet. O kahve neye yol açıyor? Evet. Türkiye'de sevgili izleyiciler en büyük terör örgütü kim diye sorduğumuzda diyeceksiniz ki PKK. PKK kaç bin kişinin ölümüne neden oldu? 35 bin, 40 bin kişinin. 20-25 bin. İki taraftan koy. O zaman fazla. PKK'nın 28 bin kaybı var. Ya 50 bin diyelim. 50 bin toplam kişinin. 50 bin kişi. Oysa sen burada milyonlarca kişinin katili olan bir terör örgütünden bahsediyorsun. Evet. Ve diyorsun ki bu terör örgütüyle mücadele edebilmemiz için çıkacağımız yolculuktaki ilk yapacağımız şey okumaktır. Öğrenmektir. Çünkü sahipsiziz. Evet. Devlet bize sahip çıkmıyor. İktidar bize sahip çıkmıyor. Açık ve net yazıyorum. Nasıl işbirliği yaptığı Amerikalılarla 1950'lerden günümüze kadar AKP'nin bu ülkeye nasıl zarar verdi burada var kardeşim. Bu zehirleme deyip ana başa dönüyorum. Onu ye bunu yeme. Onu ye bunu yeme değil de bu iktidar ne yapmış? Bu iktidar niye bunun önüne geçmiyor? Siyasette bunları konuşmamız gerekiyor. Evet. Bunları gündeme getirmemiz gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz sadece kültür işte AKP dayatıyor bize. Başörtüsü olsun mu olmasın mı? Oraya orada da taksın mı? Ya taksın kardeşim. Bu mesele değil. Sen onu nasıl besliyorsun? Sen benim başörtülü bacıma ne yediriyorsun ha? Bunu niye kimse konuşmuyor? Onun çocuğuna ne yapıyorsun? Bunu niye kimse konuşmuyor? Biz kendi sarayında çiftçiyi var ama kümesi var. Beni dava etti. Evet onu yazmış. Beni dava etti. Ben dedim ki ona halk bunu yerken sen kendine sağlıklı pirinç, tavuk yiyemezsin kardeşim. Sen Türkiye'nin en iyi bu işlerini bilen bir adamı danışman olarak alıyorsun. Hep yediğine, içtiğine, her şeyine dikkat ediyorsun. Peki ya bu halk için? Bu halk için ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyor. Seyrediyorlar. Evet. Mutlaka okumalısınız bu kitabı. Yani laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten nasıl bir dünyada yaşadığınızı anlamak için sadece yeme içme meselesi de değil. Bizimle, bizim hayatımızla, hatta üretkenliğimizle, işte çocuk yapmamızla, yapacağımız çocuklarla ilgili bütün planlar nerede, kimler tarafından yapılıyor ve onların yereldeki uygulamacıları ne karşılığı, kimlerin planı oluyor? Bunları anlamak için, bu çirkin oyunu çözebilmek için bu kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum.